Merhaba Mastermind izleyicileri. Yeni bir video ile karşınızdayım. Dünyada neredeyse diğer her şeyde olduğu gibi uzay keşfinde de bu yılın başlarında koronavirüs salgınından dolayı bir durdurma düğmesine basıldı. Fakat yine de zor ve stresli geçen 2020 yılında uzaya çıkmayı başardık. 2021 ise uzay için hem yerde hem de boşlukta epey yoğun bir yıl olacağı benziyor. İşte güneş etrafında gerçekleştirdiğimiz bu yeni dönüşte bizleri heyecanlandıran ve öğreneceğimiz yeni şeyleri sabırsızlıkla beklediğimiz uzay görevleri. Bu tarz bilgilendirici ve eğlenceli videolar izlemek için abone olup videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Üçlü Mars görevleri. Şubat ayı Mars hayranları için heyecanlı geçen bir ay oldu. Kızıl gezegen bir değil, iki değil, tam üç görevin gelişini karşıladı. Gezegene ulaşan ilk görev Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hope, yani Umut adını taşıyan uzay aracı olacak. 9 Şubat'ta varış yapması planlanan görev bu tarihte gezegene ulaştı. Hope, Mars'ın iklimi ve hava durumu hakkında dünyaya değerli veriler gönderecek. Her şey yolunda giderse Araplar Mars'a veya herhangi bir gezegene ilk kez görev göndermiş olacaklar. NASA'nın Perseverance görevi. Mars'ın eski bir göl bölgesi olan Jezero kraterine yine Şubat'ta iniş yaptı. Uzay aracı burada Mars'ta geçmişte yaşam olup olmadığını ve varsa bunların günümüze dek ulaşan işaretlerini en kapsamlı şekilde arayacak. 2011 yılından bu yana Mars'ta dolaşan Curiosity ile aynı temele inşa edilen bu araba boyutundaki Perseverance uzay aracı geçmişteki muhtemel mikrobiyal yaşam işaretlerini aramak üzere tasarlanan farklı cihazlar taşıyor. Araç ayrıca Ingenuity isimli ufak bir helikopter taşıyor. Bu helikopter başka bir gezegenin yüzünde yapılacak ilk kuvvetli uçuşu gerçekleştirecek. Daha da önemlisi Perseverance en ilginç Mars örneklerini saklayacak ve bunlar daha sonra toplanıp 2031 kadar erken bir zamanda dünyaya getirilecek. Uzay programı her zaman ketum olan Çin. İhtiraslı Tianwen-1 görevinin Mars'a tam olarak ne zaman ulaşacağını söylemedi. Şubat ayının ortasında ulaşmış olan araç burada yörüngede kalarak Mayıs ayında bir gezinti aracı taşıyan iniş aracını yüzeye göndermesi bekleniyor. Eğer başarılı olursa Çin Mars'a bir şey indiren 3. ülke olacak. Yeni nesil uzay gözlemi. Başı teknik sorunlardan ve maliyet artışından kurtulamayan, çok geciken ve çok beklenen James Webb Space Teleskobu da bu yıl fırlatılacak. Hubble Uzay Teleskobu'nun varisi 31 Ekim'de dünyadan 1,5 milyon kilometre uzağa konumlandırılacak ve buradan bize evrenin eşi benzeri görülmemiş görüntülerini kızılötesi dalga boyunda sunacak. Hubble'ın ışık yakalama gücünden 100 kat daha kuvvetli olan teleskop, şimdiye kadar uzaya yerleştirilen en büyük teleskop olacak. NASA'nın web programında çalışan bilim insanı Eric Smith bir açıklamasında şöyle söylüyor. Kızılötesi evreni gözlemleyecek ve kozmik tarihin her aşamasını araştıracak olan James Webb, Hubble ve Spitzer uzay teleskoplarının inanılmaz mirası temelinde tasarlandı. Gözlem evi, büyük patlamadan sonra evrenin ilk zamanlarında oluşmuş ilk nesil galaksilerden gelen ışıkları tespit edecek ve yakındaki öte gezegenlerin atmosferi üzerinde muhtemel yaşanabilirlik işaretleri bulmak için çalışacak. Karbon bakımından zengin asteroidler ve gökyüzüne fırlatılan Lucy. NASA Ekim ayında Lucy uzay aracını fırlatmayı planlıyor. Lucy 12 yıllık görevi boyunca Jovian turbalarını ziyaret edecek. Jüpiter ile aynı yörüngeyi paylaşan fakat gezegenin milyonlarca kilometre ilerisinde veya gerisinde gezen bu asteroidler dev gezegenin kütle çekimiyle oraya hapsolmuş durumdalar. Truva asteroidlerinin Güneş sisteminin ilk zamanlarını anlamada ipuçları barındırabileceği düşünülüyor. Hatta belki de dünyadaki organik maddelerin kökenlerine dair ipuçlarını. Ay'a dönüş. Bu yıl hedefi Ay olan birkaç görev var. NASA'nın Artemis görevlerinin ilkinin
Artemis 1 olarak bilinen mürettebatsız bir test görevi oluyor bu. 2021'in Kasım ayında fırlatılması bekleniyor. Görev, dünyadaki mühendislere uzay aracının derin uzayda nasıl performans gösterdiğini değerlendirme şansı sunacak ve astronotları 2024 itibariyle Ay'a geri götürme planının başlangıç vazifesini görecek. Hindistan, Mart ayında 3. Ay görevi Chandrayaan 3'ü fırlatmayı planlıyor. Bu görev, Chandrayaan 2 görevindeki Vikram iniş aracının 2019 yılında kaza yapmasının ardından Ay'a yapılacak ikinci iniş denemesi olacak. Her şey güzel giderse, Chandrayaan 3 keşif aracı Ay'ın güney kutbundaki Aitken havzasına konacak. 2400 km genişliğindeki bu iz, bir asteroidin yaklaşık 3.9 milyar yıl önce Ay'a çarpmasıyla oluşmuş. Ve onlarca yıl süren aralıktan sonra Rusya, Ay'a yeniden gitmeyi planlıyor. Ve Luna 25 adıyla bilinen Ay programını yeniden faaliyete geçiriyor. 1990'ların sonlarından beri geliştirilen ve çok geciken bu görev, deneme amacıyla 2021'in Ekim ayında fırlatılması bekleniyor. Ticari uzayın simge ismi Crew Dragon uzay aracı, geçtiğimiz yıl NASA astronotlarını insanlığın ikinci evine, yani Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıdığında SpaceX tarih yazmıştı. SpaceX'in iki tanesi muhtemelen bu yılın sonlarında gerçekleşecek olan bu tür yolculukları sıradan hale getirmesi bekleniyor. Ayrıca 2021 yılında SpaceX'in günün birinde insanları Kızıl Gezegen'e götürmek üzere tasarlanan 50 metre uzunluğundaki Starship roketinin yörüngeye ulaştığını da görebiliriz. Uzay aracı patlayıcı bir final yapmasına rağmen SpaceX'in CEO'su Elon Musk, geçen yıl Starship'in 2021'in sonunda %80-90 hazır olacağından emin olduğunu söylemişti. Gökyüzünde seyredilecek kayda değer şeyler. Oturduğunuz yerden gözlerinize kozmik piye ziyafeti de sunabilirsiniz. 10 Haziran'da halkalı bir güneş tutulması yaşanacak. Bu olay Ay'ın dünyadan en uzağa gidip güneşi tamamen örtmesiyle gerçekleşiyor ve kararan Ay etrafında bir ışık halkası meydana geliyor. Avrupa'nın büyük bir bölümü ve Birleşik Devletler'in kuzeydoğusu kısmi bir güneş tutulması görecek. Yılın en iyi meteor yağmuru Perseid meteor yağmuru olabilir. Bu isim söz konusu göktaşlarının gökyüzündeki Perseus takım yıldızından çıkıyormuş gibi görünmesinden geliyor. Bu yıldız ve ışık gösterisi yazın tam zirvesinde ve Ağustos'un ortasında doruğa ulaşacak. Ayrıca bu yılın başında keşfedilen Leonard kuyruklu yıldızı da bu senenin sonlarında uzayda çıplak gözle görülebilecek şekilde dünyanın yakınından geçecek. Bu yüzden yeni yılda basit fakat harika bir karar alabilir ve yukarı bakabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın.